İstanbul'da şu ana dek gerçekleşen en kapsamlı sergisi. Serginin içinde Yelker'in daha erken dönem tuval resimlerinden başlayarak daha sonra yaptığı video yerleştirmeleri, yine fotoğraf, desen, yazı ve videoyu birleştirerek yaptığı mekansal yerleştirmeler yer alıyor. Yelker'in eserlerinde farklı ilham kaynakları var. Mesela Şu Gurbetlik Zor, Zanaati Zor isimli bir sergi yapıyor 1983'te. Bu sergiden bazı eserler de şimdi yaptığımız Arter'deki sergisinde mevcut. Orient Express isimli eserde Charles Baudelaire'in Kötülük Çiçeklerinden bir şiir var. Hem bir yandan çok güncel işler ve konuları, diğer bir yandan da aslında zamansız ve evrensel konuları tartışıyorlar, sorguluyorlar, gösteriyorlar. Ve bence bahsettiğim belgeselcilik ve şiirsellik zaten bu anlamda bir araya geliyor. Hem bugüne ait hem çok geniş bir zamana ait olmalarıyla. Tarihli Deniz Gezmiş isimli bir eser. Nil Yelter 65'ten beri Paris'te yaşıyor. Fakat sık sık İstanbul'a gidip geliyor ve İstanbul'u ve Türkiye'deki olayları her zaman yakından takip ediyor. 1972'de Türkiye'ye geldiği tarihlerde bir arkadaşının odasında kalıyor. Hatta bu bir gazeteci bir arkadaşı. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın mahkemelerini çok yakından gazetelerden takip ediyor. Ve Türkiye'deki yaşananlardan çok etkileniyor. Ve belki ben bunu hem bireysel hem toplumsal travmayı dönüştürme süreci olarak görüyorum aslında bu çalışmayı biraz da. 6 tane kağıdın üzerinde olan olayların bir soyutlaması var. Siyah bir çizgi var. Bunun ben ölüm çizgisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü her bir panelde çizgi giderek yaşamlara yaklaşıyor. Ve çizgi daireleri ortadan tamamen kestiği zaman dairelerin içi boşalıyor. Bu çalışmalar kasap kağıdı üzerine yapılmış. Ve gördüğünüz, en son panelde gördüğünüz başlıklar da o zamanın gazete başlıkları ve damga gibi harflerle, yani tekrarlanan bir burgu var burada. Bu şekilde aslında olan olayı hem bir belleğe kazıma var, yani hem bir unutmamak üzerine bir şey belki bu, hem de onu nasıl kabullenilir, böyle bir tahayyül var. En arkada gördüğünüz panelde de Nil bir yatakta sanki ölü gibi yatarken bir anda uyanışı var, sanki çıldırır gibi, belki bu travmaya tepkisi olabilir. Yine oradaki rapor küpürlerinin üstünde de kille general fotoğraflarını parmaklarıyla bastırarak görmüş, iğneyle delikler açmış. Yani bence çok fiziksel bir tepki aslında yaşanana, bir zaman sonra böyle bir tepki ortaya çıkıyor. Ve ben Yelker'in en önemli işlerinden biri olduğunu düşünüyorum bu çalışmanın ve hatta diğer bütün çalışmalarını besleyen bir merkez noktası olduğunu düşünüyorum.